Evet hocam, Sanayi Arena'da günün 3. karşılaşmasındayız. 1. amatör kümede Paşacıklık Spor 0, Reşadiye Spor 2, yorum alalım. Sevgili Zeki, iyi bir maç oldu. Bu ligin üzerinde bir maç oldu. Reşadiye tabii şampiyonlar koşan bir ekip. Ve bu aldığı galibiyetle maç fazlalığı ve 3 puan farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Reşadiye bu işe inanmış. Reşadiye disiplinli oynadı. Aynı şekilde Paşacıklık'ta zaman zaman Reşadiye kalesi tehlikeli oldu. Ya Paşa Çiftliği beğendim yenilmesine rağmen. Bakıyorum bloklara, Paşa Çiftlik'te defans bir kere çok iyi. Emre ve Orkun ikilisi neredeyse kusursuz oynadı. Mert çok iyiydi, ayağı oynamaya çalıştı. Orta sahada yeni isimler gördüm. 7 numara bir futbol seyrettim. Murat çok kaliteli. Nereden gelmiş, nereden bulmuşlarsa, çoktan beri Murat'ı görmüyordum. Çok kaliteli bir isim. Bunu Azizcan yanlış yerde başlatıldı. Gerçek yeri orta saha. Rakip Lipor'un stoperi kucağına atıldı. İkinci yarı gerçek yerine geçti. Mehmet Can biraz durgun günündeydi. Serkan'ı da iyi bulduğumu söyleyebilirim. Paşa Çiftlik yani başa baş mücadele etti. Arada çok puan farkı olmasına rağmen boyun eğmedi diyorum Reşadiye. Reşadiye tecrübeli isimlerden kurulmuş. Özellikle Okan defansı yönetiyor. Çok başarılı. Tugay da bugün iyiydi. Okan'la Tugay çok uyumlu bir ikili oluşturmuşlar. Orta sahada Tahir çok çalıştı. Görünmez kahraman oynadı. Bugün Erhan biraz durgun günündeydi. Seyhan topla buluştu, dakikalar etkiliydi. Devamlılık kazanmalı. İlkcan da kondisyonsuzluğuna yenildi. Bitirici iyi bir santrafordur. Fakat kaleye yaklaşmak yerine uzaktan şutları tercih etti. Reşadiye bugün biraz da tecrübesiyle maçı kazanmasını biliyor. Reşadiye'yi ben kutluyorum. Hocam şu andan itibaren liderlik koltuğuna oturdunuz. Yarışı nasıl görüyorsun? Valla Marmara Spor'la bizim aramıza geçeceğini düşünüyorum ben. Tabi öbür takımları da küçümsememek lazım. Biz inançlıyız. Buraya da çocukların inancıyla geldik. İyi hazırlanıyoruz. Ama biz basamakları atlayarak değil, tek tek çıkmaya çalışıyoruz. Sağlam çıkıyoruz. Evet. İnşallah iyi olacak. Bugünkü oyunu nasıl gördünüz? Bugünkü oyunda yani hiçbir zaman rakipleri küçümsemedik. Yine her zamanki gibi disiplinli bir şekilde hazırlandık. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık çocuklar. Yani sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Antrenman yapma imkanınız oluyor mu hafta içinde? Amatör takımlar olarak.
Evet, haftada 3 gün muntazam çalışıyoruz. Muntazam çalışıyoruz. Antrenmanlarımız iyi geçiyor. Çocuklar geliyor. Düzenli bir idman programımız var. Tebrik ediyorum. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Okan, biz seni orta sahadan alıştık. Artık defansa yerleştin. Aynen. Nasıl oluyor? Benimsedin galiba yerini. Valla benimsedik galiba ya. Daha mı iyi, daha mı kolay? Yani ön libero'dan oyuna saygı şey olduğum için, gördüğüm için arkada daha rahat hareket edebiliyorum yani. Oyuna çıkmıyor musun Okan zaman zaman? Yani çıktığım oluyor. Çıktığın oluyor. Yoksa hoca izin veriyor mu çıkmana? Yani izin veriyor. Evet. İzin veriyor, evet. Oyuna katılıyorsun. Evet. Senin güzel bir Üsküdar Anadolu hikayesi var. Nasıl evet. Oldu bu? Senin kumaşın iyi. Ne oldu İstanbul'da? O zaman itmansız gittik. Hazırlıklı gitmedik. Olmadı. Bizi Bal Ligi'ne göndermek istediler. Anlaşamadık orada. Anladım. Bölge tarafından, Bağcılar tarafına göndermek istediler. Anladım. İstemedik biz de mahalle tehlikeliği. Kısmet değilmiş diyorsun. Kısmet değilmiş, ileriki seferlere kısmet. Reşahit Eğil'in şansını nasıl görüyorsun şampiyonluk? %60 diyelim. Şimdi fiksür açımından bizimki daha iyi. Şimdi Karşıyaka Sanayi Marmara bir anda oynadığımız için o maçlardan 7 puan çıkarsak Marmara'nın maçlarını bekleriz. Hayırlısı diyelim abi. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bugünkü karşılaşmada Paşaçıfik'te orta sahada etkili oyuna dikkat çeken Murat'la bir aradayız. Murat, nasıl geçti bu karşılaşma? Abi karşılaşma iyiydi. İki takım arasında yani güzel maçtı. Biraz hakemlerin sanki ama hatası vardı abi. Nasıl gördün hatayı? Ne? Abi ya, offside'a yan hakem çok kaçırdı abi ikinci yarıyla. Anladım pozisyonları. Evet, ilk yarıda da hakemler yani... Olayı hakemlere bağlıyorsun. İtman yani. Eksikliği var mıydı Murat? İtman eksikliğimiz vardı. Tabii rakip çok bizden üstündü. Evet. Rakibi tebrik ediyorum. İnşallah hani şampiyon olurlar. Ya çok emek vermişler çünkü. Belli idman yapmışlar. Evet. Ya diledikleri gibi olur inşallah. Paşaçıfık'ın şansını nasıl görüyorsun? Paşaçıfık'ın yarısında. Paşaçıfık'ın şansı büyük ihtimal ortalarda bitiririz bu ligi. Biliyorsun. Biz de gayret ediyoruz işte, savaşıyoruz. İnşallah güzel bir şekilde bugün bitiririz. Bugün Kaptan Fahri'yi aradınız mı? Kaptan Fahri'ye bugün arandı abi orta sahada. Kaptan Fahri abi çok gerekli bu takım için bence. Kesici üstelik. Orta sahada onun eksikliğini çok büyük aradık abi. Geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.